Cyberpunk'a sonunda aylar sonra, hayır yıllar sonra yeni güncelleme ve DLC geliyor. Hatta oyuna araba ekledim, alın size beleş DLC falan kafasında değil, Witcher DLC'leri gibi genişleme paketi geliyor. Yani demek istediğim, sonunda bekleyiş sona eriyor. CD Projekt Red yeni Night City Wire'ı açıkladı. Bu yapacakları yayında hem Cyberpunk'ın çıkacak olan animesinden hem de oyuna gelecek yeni güncelleme, onun da üzerine oyuna gelecek genişleme paketinden bahsedecekler. Vallahi sonunda Cyberpunk'a heyecanlanmanın zamanı tekrardan geldi diye düşünüyorum. Ya animeyi falan geçtim de oyuna Witcher 3'te olduğu gibi Blood and Wine kafasında büyük bir genişleme paketi gelecek olması ya cidden baya hoş. Bu arada yayın 6 Eylül'de salı günü akşama doğru saat 6'da başlayacak. İzlemek isteyenler o saatte Twitch'ten yayına bakabilir. Evet, göreceklerimizi kısaca sıralamam gerekirse oyuna gelecek bedava DLC'lerle alakalı yeni bilgiler verirler. İşte yeni silahtır, arabadır, evdir, onun gibi şeyler diye düşünüyorum. Benim tahminim New Game Plus gelecektir yakında. 2023'te geleceğini tahmin ettiğimiz genişleme paketiyle ilgili detaylı bilgiler ve oyuna gelecek olan büyük bir tane daha güncelleme, 1.6 güncellemesi. Hatta bu güncelleme yayından 1-2 gün sonra, belki de yayın yapıldığı gün bile oyuna gelecek olabilir. Ya bu güncelleme de şöyle, oyun çıktığından beri 1.4, 1.5 gibi büyük büyük güncellemeler geldi. Bunlar oyundaki bug'ların sonunda %99'unu giderdi ve bedava DLC olarak geçen oyuna satın alınabilir yeni apartmanlar gibi farklı şeyler getirdi. Ya onun dışında geliştirdikleri de bir ton şey de vardı. Oraya girersek çıkamayız. Demeye çalıştığım, şimdi de 1.6 güncellemesi gelecek. Oyunda artık düzeltecek çok fazla bug kalmadığını da düşünürsek bu güncelleme dolu dolu içeriğe sahip olacaktır muhtemelen. Ya en azından genişleme paketi gelene kadar oyuncuları tekrardan Cyberpunk'a çekmeye çalışacaklardır illaki. Hatta CD Projekt Red bize göz kırpma amaçlı Night Swire için yeni bir oynanış fragmanı çıkardı. Bu fragmanda da oyuna gelebilecek bazı şeyleri görmemiz mümkün. Ama önce nedir bu olay? Tam olarak neler göreceğiz? Ondan bahsedeyim. Şöyle ki, bu Night City Wire dediklerine göre 23 dakika olacak ve Cyberpunk'ın yeni çıkacak olan Cyberpunk Edgerunners animesinden konuşacaklar. Ya oradan bir şeyler gösterecekler bayağı diye düşünüyorum. Aynı zamanda CDPR Cyberpunk'ın geleceğiyle alakalı bir şeyler de göstereceklerini söyledi. O da dediğim gibi yeni güncelleme, DLC falan filan olma ihtimali çok yüksek. Onun da yanında animenin oyuna hangi noktada bağlandığını falan göstereceklermiş. Hani nasıl olsa aynı evrende geçiyorlar ya ikisi de, ondan bahsediyorum. Bu yayında genişleme paketi hakkında bilgi almamız çok mümkün derken de şundan bahsediyorum. Yayın kısa da olsa CD Projekt Red'in dediğine göre Cyberpunk'ın genişleme paketi 2023'te çıkacak. Fakat bunun reklamını yapmaya 2022'de başlayacaklarmış. Oyunun animesi de gelmişken, insanlar tekrar bir buraya bakıyorken genişleme paketinin reklamını yapmanın en iyi yeri olduğunu düşünüyorum. Bu da iyi haber gibi, çünkü şimdi başlasalar duyurmaya 2023'ün başları gibi genişleme paketinin gelmesi muhtemel. Onun dışında dediğim gibi daha da heyecanlandıran şey 1.6 güncellemesi. Night City Wire kısa olabilir, 23 dakika, ama Night City Wire'dan sonra oyunun birkaç tane geliştiriciliğiyle birlikte 3. Red Stream'i yapacaklarını duyurdular. Önceki Red Stream'leri özetlemem gerekirse, genelde oyuna yeni gelecek güncelleme üzerine konuşuyorlar baya. İşte bu değişti, şu şöyle oldu, bu düzeldi falan filan diye. Ve her seferinde bu yayını yaptıkları gün o güncelleme oyuna geliyor. O yüzden 1.6 güncellemesinin bu salı günü, hadi bilemediniz çarşamba günü geleceğini düşünüyorum. Ya hani her seferinde böyle oldu. Gelmesi çok çok muhtemel gibi geliyor. Bunun da üzerine zaten 1.6 güncellemesi uzun süredir test aşamasında. Hatta güncellemeler arasında en fazla zaman alan güncelleme bu oldu. Bunun da üzerine oyunun Steam'deki versiyonu daha yeni güncellendi. Yani oyunun 1.6 versiyonu Steam'e çok büyük bir ihtimalle girdi bile. Ya bunlar yetmedi mi? Red Stream bittikten sonra oyunun durumuyla alakalı bir yayın daha olacak. Ama bu biraz hani yatırımcılara özel yayın gibi bir şey olacak. Analizler falan filan. Şöyle düşünebilirsiniz, bu yayın yatırımcılara özel olsa da yatırımcıları boş bırakmamak amacıyla oyuna gelecek yeni şeylerden bahsetmeleri mümkün. Ve benim tuhaftır ki en fazla merak ettiğim kısım, oyundaki ARG ile ilgili yeni haberler gelecekmiş. Yeni ipuçları, bulmacalar falan, eğer ARG nedir ve neden ben bu kadar buna heyecanlandım merak ediyorsanız. Kısacası oyunda henüz çözülmemiş büyük bir gizem, bulmaca gibi bir şey var ve bana bu aşırı ilginç geliyor. Konuyla alakalı uzun bir video yaptım zaten. Onu da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bana soracak olursanız cidden bayağı ilgi çekici bu ARG kısımları. Neyse, dediğim gibi Night City Wire'ı duyurmak amacıyla yeni bir oynanış videosu gösterdiler ve burada yeni gelecek DLC'leri, güncellemeleri azıcık da olsa görmemiz mümkün olacaktır. Mesela New Game Plus sonunda Cyberpunk'a geliyormuş gibi gözüküyor. Fragmanın şurasında oyunun en başından bir sahne görüyorsunuz. İşte en baştaki animasyonun arkada Jackie falan var. Fakat aynı zamanda Wii'nin elinde Gorilla
elleri var. Bu da oyunun ilerisinde alabileceği bir özellik. Hani şu noktada o ellere sahip olma ihtimali yok gibi bir şey. Belki manyak birisi çıkıp değişik değişik metotlar kullanarak başarabilir. Ama bu sahnenin tamamen New Game Plus geliyor demelerinden ibaret olduğunu söyleyebilirim. Bu da demek oluyor ki önceki save'inizden tekrar oyunu baştan oynamak isterseniz özellikleriniz sizde kalacak. İşte gorilleller gibi spendetikler olsun, oyunda açtığınız özellikler olsun. Tabi bunun da yanında düşmanlar da sizin seviyenize göre daha da agresif, daha da güçlü olacaktır. Onun dışında şu sahnede oyunda gelecek olan yeni ceketi görüyoruz. Bu Cyberpunk Edgerunners animesindeki David'in ana karakterin ceketiyle birebir aynı. Onun dışında tam olarak gördüğümüz bu sahnede V'nin oturma pozu biraz farklı duruyor. Belki oyundaki foto moda yeni pozlar gelmiş, eklemiş olabilirler. Hani herkesin ilgisini çekmez ama oyunda fotoğraf çekmeyi isteyenler için güzel bir haber diyebilirim. Veya foto mod ile tamamen alakasızdır. Belki de Edgerunners'larla alakalı bir görev serisi eklemişlerdir ve oradan bir ara sahnedir diyeceğim de yok ya, buna ben bile inanmadım açıkçası. Büyük ihtimalle sadece ceketi eklemişler oyuna. Onun dışında şu sahnede V'nin motorunun üzerinde ateş ederken görüyoruz. Hani bildiğim kadarıyla bu Cyberpunk'ta yapabileceğimiz bir şey değil. Evet, araba veya motor sürerken ateş edemiyorsunuz oyunda hala. Belki de bu özelliği sonunda oyuna getirmişlerdir ve onu teaselemek amacıyla buraya koymuşlardır. Veya sadece havalı dursun diye de koymuş olabilirler de onu bilemeyeceğim. Ama oyunda yapamayacağımız bir şeyi en azından artık herhangi bir reklam içeriğinde göstereceklerini düşünmüyorum. O konuda derslerini almışlardır umarım. Eğer oyunda hala araba kombatı olmazsa ve motor sürerken falan ateş edemezsek yani patlarım yani, ne diyeyim. Şunu da düşünmek lazım ki aslında bu fragman Night City Wire'a insanları çekmek amacıyla yapılmış. Yani demek istediğim belki de burada gördüklerimiz yeni güncelleme ile ilgili değil de sadece oyunda 2023'te gelecek olan genişleme paketi ile ilgili olacak olabilir. Zaten 23 dakika sürecek olan yayının büyük bir kısmında Cyberpunk Edgerunners animesinden bahsedecekler. Ondan sonra da genişleme paketinden bahsedecekler. Hani 1.6 güncellemesi tamamen Night City Wire'dan sonra Red Stream yayına kalacak diye düşünüyorum. Ki bence öyle olması daha da iyi. Güncellemeyi uzun uzun rahatça görecek olmamız hoş olacaktır. Ama belki de tamamen yayınlıyor da olabilirim. Onu artık salı günü göreceğiz. 1.6 güncellemesinde gelebilecek diğer şeylerden bahsetmem gerekirse bu konu hakkında bayağı sızıntı var aslında elimizde. Mesela oyundaki kıyafetleri giymemize rağmen görünüşümüzü bozmaması adına üzerimizde görünüp görünmemesini ayarlayabileceğimiz bir eklenti. Sonra oyunun kodlarında bulunan ama eklenmemiş bir ton yeni silah, hatta bunların bazıları kodları değiştirilerek oyuna eklememiz mümkün bile oluyor. İşte yere otomatik zırh kırıcı tüfekler mi dersin, siber saykolara kilitlenen silahlar mı, bayağı ilginç ilginç şeyler var aslında. Ama gene de bence insanların en azından 1.6 güncellemesi için biraz olsun beklentilerini ayarlamaları gerekiyor gibi. Cyberpunk'ın yeni içeriklerinin büyük bir kısmı genişleme paketinde olacaktır. 1.6 güncellemesi en azından benim bildiğim kadarıyla güncellemeler arasında bekletilen, üzerinde çalışılan en uzun güncelleme bile olsa bu güncelleme için çalışan ekip bayağı hem de bayağı küçük. Hani uzun da sürse belki aşırı fazla eklenti görmeyecek olabiliriz. Şu grafikte gördüğümüz kadarıyla Cyberpunk ile ilgili çalışan ekibin büyük bir kısmı oyunun genişleme paketiyle uğraşıyor. Güncelleme için çalışan ekip bayağı az. Bu CD Projekt Red'in bize verdiği resmi bilgi olsa da Nisan ayından kalma. Belki güncelleme için uğraşan ekip çok daha fazla küçülmüştür, orasını bilemeyeceğim. Kısacası önceki güncellemede çalışan ekipten 7 kat daha az kişi çalışıyor bu güncellemede. O yüzden aşırı da yükselmemek lazım diye düşünüyorum. Eminim ki oyunu ilginç tutmak amacıyla birkaç tane bedava DLC, birkaç ilgi çekici yeni özellik gelir ama 1.5'teki kadar büyük bir güncelleme olacağını sanmam. Ha bu arada eğer oyunu modlu oynuyorsanız bu güncelleme tüm modları patlatacaktır, onu da söylemek lazım. Eğer bilgisayardan oynuyorsanız ve bayağı güzel modlar yüklediyseniz maalesef bir süreliğine modlarınız bozulacak. Yakın bir zamanda tekrardan düzelir diye tahmin ediyorum. Burada geliştiricilerin de üzerine basmak isteyecekleri kısım genişleme paketi olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu yayınlar bittikten sonra olacak olan yatırımcılara özel yayında, hani yatırımcıların daha detaylı sorular sorabilmeleri için o yayından önce Night City Wire'da veya işte Red Stream'de oyuna gelecek yeni içeriklerle ilgili bayağı bir net olacaklar gibi geliyor. Şimdi düşününce hani CDPR çıkıp bir açıklama yapmadı ama büyük ihtimalle bu genişleme paketi oyuna gelecek olan ilk ve son genişleme paketi gibi duruyor. En azından bana öyle geldi. 1.6 güncellemesi de asıl büyük genişleme gelmeden önce insanları biraz daha tutmak amacıyla yapılıyor olabilir. Hatta genişleme paketinden sonra belki bir büyük güncelleme daha gelir, işte 1.7 güncellemesi falan. Ya da artık ona ne diyeceklerse bilmiyorum. Ondan sonra da Cyberpunk bitti gibi ya. Daha bir şey gelmez diye düşünüyorum. Hani oyunun online planları falan zaten olmadı, onu saldılar diye biliyorum. Yanlış anlamayın, genişleme paketi geldiğinde konuşacak bir ton yeni içeriğimiz olacak. Fakat ondan sonra ne olacak, genişleme paketi gelmeden veya geldikten sonra daha kaç tane güncelleme bekleyebiliriz falan, o konuda bize daha net bir yol haritası çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Hani bir şey gelmeyecekse daha fazla zaten onu da söylerler. Yani bunlar geldi, oyuna daha da fazla bir şey getirmeyi düşünmüyoruz diye. Bu konu yayından sonra belli olur illaki. Bir de Allah aşkına şu
şu ARG olayını çözsünler ya. Aşırı merak ediyorum o nereye bağlanacak. Her neyse, gelecek tüm bilgilerle alakalı videolar yapacağım. Sıkıntı yok. Takip etmek isterseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Komik bir bilgi daha. Bize Night City Wire'ın yeni fragmanını verip işte bunlar olacak diye duyuru yaptıkları gün 2 Eylül'dü. O da Keanu Reeves'in doğum gününe denk geliyor. Ya bu da komik bir rastlantı olabilir. Keanu Reeves bu arada oyundaki ana karakterlerden birini canlandırıyor denilebilir eğer bilmiyorsanız. Hani sonuç olarak böyle, haftaya Cyberpunk'ın yol haritasıyla ilgili çok farklı bir bakış açısında olacağız gibi. Bakalım neler olacak? Size her bir nokta bilgilendireceğim, merak etmeyin. Bu arada ARG nedir? Ben niye buna bu kadar yükseliyorum? Bilmek isterseniz o konu hakkında yaptığım videoyu da şuraya bırakıyorum. Bakabilirsiniz.